Selamun aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket, temizlik nasip etsin inşallah diyeyim. Ya sen şimdi bana belki soruyorsun, hani niye bizi laminatla böyle parke mi laminat parke? Yani onunla bakıştırıyorsun diye soruyorum belki, ama kız ben dün hani videoyu kapatırken dedim ya şey yapacağım, temizliğe başlayacağım diye. Her yeri süpürdüm bu sevgili Dyson'ımla. Sonra dedim ki bunun dedim arkalarını da falan hani çek yatın koltuğun arkalarını şöyle komple çekeyim de alayım dedim. Bunu da hazırladım, buraya getirdim, güya sileceğim bunların arkasını. Kız bununla bir başlasam süpürmeye, görme bunu, bunu bir kütle. Komple su buraya devrildi ya. Bak sildim, hemen silmeye çalıştım ama bak sana şöyle göstereyim, İnşallah kabarmaz. Bak görüyor musun, bak hala şu şeyin ayağının altında kalmış, sehpanın ayağının altında. Bak flaşı da yaktım net gör diye başıma gelen. Görüyor musun kabartıları? İnşallah bunlar çeker, daha da kabartmaz da. Bak şurada vardı bayağı bir. Kız hemen şey yapmaya çalıştım ama yok, bak görüyor musun? Komple çekti içine. Hemen böyle şey yapmaya çalıştım, havlu bezden almaya çalıştım ama yok. Neyse yani artık olan oldu, yapacak bir şey yok. Bugün böyle bu katla başladık, senin anlayacağın temizlik yapıyor. Her yerleri yerleştireceğim şimdi, benim oğlanın yine çalışma masasına bak. Görüyor musun kurşun kalemle çizdiği yerleri? Silmeyen kadar dursun öyle. İnak dursun. Yine yapıyor aynısını. Neyse şimdi Dyson'ımla bunların arkalarını çekeceğim. Bir aklımda şurada bakma, inşallah kabarmaz burası. Gerçi halı altında kalıyor da olsun. Şimdi bunların arkasını çekeceğim, sileceğim, süpüreceğim. Ondan sonra toz alacağım. Ondan sonra yemek işine girişeceğim. Bugün dediğim gibi, dünkü videodan eğer izlediysen, dediğim gibi bugün deterjan kokusu, çamaşır suyu kokusu almam lazım. Camı da açacağım şimdi, köküne kadar kanıracağım. Evin içi şöyle açık bir hava alsınma karardı. Az bir hava alsın değil mi evin içi? Şey bu da seni sıkmak istemiyor. Açıkta muhabbet edeydi yapalım temizliği diyor. Ya aslında bu şeyleri ben örtülere atacağım. Hatta koltukları hep diyor. Kökten atacağım da başka böyle planlarımız olduğu için şimdilik ellemiyorum. O yüzden yine bu şeyler örtülerle kullanıyorum bunu. Niye dersen çok kirleniyor. Zaten oldu koltuklarım leş. Koltuk o halı yıkama makinesi falan olmadığı için, koltuk yıkamasının makinesi falan olmadığı için şey yapamıyorum yani, yıkayamıyorum. Elimle de ne yaparsam yapayım çıkmıyor, yok yani. Anlamadım. Aslında dediğim gibi yıkanmaları lazım. Kış da girdi, nasıl yıkayacağım? Vallahi bilemedim. Yazın işte köye git falan filan. Hiçbir araya sıkıştıramadım yıkamayı. Dediğim gibi aslında koltukların çok fena şekilde yıkanmaya ihtiyacı var. Ama ne yapayım? Dediğim gibi yapacak bir şey yok.
baba baba. Kız düzgün dursana. Soluksuz kaldım gene ya, solumazdı. Olsun. Temizlik iyidir değil mi? Şunları da koyayım şuraya. Öteki yastıkları şu tarafa aldım da. Şimdi bu tarafa alıvereceğim bir daha. Örtüleri bir yerleştireyim. Şimdi koltuğunkileri şey yapacağım. Ay koltuğunkileri yaptım da. Şimdi bunları halledeceğim. Bunlar da benim yemek yerken. Şurada Sefa'nın yanında oturduğum koltukları. Bunlar da oğlanın kitapları, dersleri. Şey kaynak kitaplar alıyoruz yani onlardan. Oh. Bak şey göstereyim sana. Dur şunları da atayım da şu tarafa. Bunun da şeysi örtüsü aynı ya. Hepsini takım aldıydım 4 tane. Bak şimdi. Sana o şeyi göstereyim. Hatta Fatma abla bana niye göstermedin dediydi. Bak. Hırka diye yaptım. Böyle 2 tane uzun şey yaptım. Bak diktim ben bunu. Ama olmadı. Bir halta benzemedi. Geçen söyledim ya. Şimdi bu tarafından çok kalın örmüşüm. Yani böyle çok sık örmüşüm. Şimdi bu taraftan söküyorum. Bak dedim ya bak bu taraftan söküyorum bunu. Bunu da örüyorum. Bak tığım da burada. Boş kaldıkça işte ne kadar boş vaktim kalırsa. Bunu da biraz daha şöyle cıvık örüyorum. Bak biraz daha ufak örüyorum. Fark ediyor musun? Daha da böyle bol olmam lazım ama işte elim o kadar sıkıya gitmeye. Ne iğne mi kız bu? Yok değil. Hah şimdi şunun örtülerini de serelim. Ay şurada dursunlar. Koçepe gibi bir öne taşıyorum bir bu öne taşıyorum onu. İnan ki. Şu da yeni model yapacağım diye. Hah şunu da sereyim. Nerede kız? Nereye attığımı görmedim. Hah rahat edemiyorum. Şey aslında dedim ya bak. Şeyde bugün mesela perşembe pazarda gidemedik. Bugün perşembe haftaya okutacağım ben Kur'an. Şimdi bunları sermeden böyle duramıyorum. Rahat etmiyor yani içim. Böyle akşam oturuyorum ama böyle içim kırt 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 bir kurt beni yiyor yani. İlle bunları sereceğim. Burayı da böyle iyi ta çeyizimdeki bir halım vardı. Onu serdiydim kalın diye. Hani öteki kirlenmesin diye yok ha onu da kaldım. Kahverengi kopkoyu bir şeyi sevmen öyle kopkoyu şeyi. Yani ben sevmiyorum hoşuma gitmiyor. Onu da şey yaptım. Galdım şimdi buraya şey sereceğim. O bunun her zaman küçük paspası var ya onu sereceğim. Kirlisi bir tane yıkayıverim. Boş ver makine var, su var, deterjan var. Boş ver. Ha şunu da sereyim de. Tripodu da baksana görüyorum bak. Böyle ona da şimdi bir böyle. Görebiliyor musun? Göremiyorum tripodu. Tripod burada ya. Telefon da kılı ya. Ah kafam. Ah kafam ah. Ben gitmişim ya. Valla sen hiç benim kusuruma bakma. Arada böyle saçmalı ya. Bak tripodu görebiliyor musun diyorum. Tripodla çekiyorum ya ben bunu. Ah Leyla ah neyse. Ben burayı da halledeyim. Zaten bir tek şey işi kaldı. Silme işi kaldı. Şurayı hallettim. Buranın tozunu aldım. Şu televizyonun altındaki dolabın tozunu alacağım. Ondan sonra sileceğim. Paspaslarını sereceğim ondan sonra da. Aslında perdeleri falan da perdeleri falan yıkayacaktım. Camları silecektim. Yapamıyorum. Şimdi perdeyi çıkarırsam burası çıpçıpızgalı ya. Az önce ooo sesi duydun mu? Kayınpederimin şu mutfağından falan su alıyor. Üst katın işte kayınvalidemleri. Onlar da şey yapıyorlar da cam açık duymasınlar. Şey yapıyorlar oraya dış cephe yaptırıyorlar. Bir de şu tam yolun ağzında bir oda var. Oradan su alıyor. Sadece oraya dış cephe yaptırıyorlar. O yüzden dışarı adamlar ve iskele kurmuşlar. Benim kapının önüne bir görseydim dışarı çık. Kapıya çıkamadım. Şöyle de şeyden bakamadım kapıdan. O yüzden şey yapamıyorum. Camları falan silemiyorum. Adamlar çalışırken cam silinir mi? Perde yıkanır mı? Yıkamıyor. O yüzden niye perdeleri falan yıkamıyor diye fırçalama sakın beni. Tamam mı canım? Ben şimdi şuraları halledeyim. Dediğim gibi şunu sereyim. Ondan sonra ta yemek yapacağız. Belki işte işleri yetiştirebilirsem ondan sonra koşa koşa markete çıkabilirim. Eşimin geliş saatine patates soğan almam lazım. Evde kalmamış. Onları hallederim. Belki markete çıkarım. Pazara inemedim ya. Belki yukarı hallederim. Neyse çeneyi bırakayım. Ben işlerimi halledeyim. Sonra birazdan geleceğim. Belki seninle markete çıkarız. Belki yemeği yaparız. Dur bakayım. Önce bir şurayı halledeyim de. Hiç bitmeyen iş. Vallahi bacılarım. Evin işi tamam. Lavaboyu da ovdum. Tuvaleti de yıkadım. Her yeri tekrar şöyle birkaç çamaşır suyuna sildim. Bak paspasları hepsini yerleştirdim. Makinenin örtüsünü dağıttım. Gördün zaten koltuk çekiyordu. Görse dağıttım. Hemen şarpı da aşağı doğru gidiyor. Neyse canım yemek işine giriştim. Ne yapacağım? Sence? Biliyorsun tavuk bacağı. Onu yapacağım. Yanına pilav yapacağım. Çorba yapacağım. Yukarısı yıkılıyor. Neyse canım birazdan geleceğim. Dur. Bu arada bacım bak sana şeyi de göstereyim. Bir tane takipçim yazmıştı. Bir tane bacım. Arada çiçeklerini de göster diye. Bak hani hatırlıyor musun? Orkidemin böyle dalı çıktı demişim. Çiçek dalı verdi demiştim. Baksana o kocaman oldu. Şuradan doğru annesine şey vermiş. Çiçek dalı vermiş. Ama bunun hangi renk açtığını unuttum inan olsun. Bunu da kayınvalidem verdiydi. Ondan aldıydım. Bu böyle coştu. Bir de şurada bir tane coşan var.
Bak bu da böyle kendi kendine guduran bir çiçek. Yani o kadar arsız büyüyor ki, ama yani benim evde dediğim gibi güneş sorunu olduğu için böyle maalesef. Buraya da bunları dikledim. Bunlar tutmadı. Onları boş ver. Burada aloe vera var. Şunun da bak kalan şobu. Bunun da bütün şöyle yapraklarını hepsini bıdadım, ama bunları büyük ihtimal bir tane kayınvalideme veririm, bir tane dal, bir tane de şeye veririm, görümceme. Bunların ya bayağı bir gartlaştı şeyleri, bak yaşlandılar. Hepsini şöyle yondum kız, bak görüyor musun? Yeniden çıkmaya başladı. He, onu unuttum, dur söyleme. Yılbaşı çiçeğim bu halde. Bu herhalde ölüyor artık, anlamadım. Bir sürü vardı, böyle bütün yapraklarını döktü. Artık bir kürmür bir şey yapmam lazım buna, bak dökülen yapraklarını. Görüyor musun? Bir de şimdi sana demiştim orkiden böyle çiçek dalı verdi diye. Kız sen dur, araya parazit alıyor. Bak bu da onu kıskandı, bu da verdi. İnan ki renklerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bakayım hangi renk çıkacaklar. Bu çilli begonya gene tafana doğru gitti. Bunun tek ilacı su. Bak gene suyunu içmiş bütünmüş, görüyor musun? Bak bunu hep dolduruyorum ben, bak bir tane şuradan verdi dal, dur. Heh. Bir tane buradan verdi dal, ama böyle yaprak da döküyor tabii. Bir tane de şuradan verdi bak. Guduruk gibi bir şey bu, görüyor musun? Ta gitti, hep diyorum bak kayınvalidemin evine çıkacak bu, doğru delip çıkacak. Neyse çiçeklerim böyle vallahi, daha aslında var şu camların önünde falan, ama dur onları da göstereyim sana. Camlarımın kirini görme diye yaptım aslında da, bakma. Bunları da böyle bak diktim, camın önüne doğru koydum. Bunu işte diktim, bir tane kalan şu, inşallah tutar. Şu dikenler tacını kayınvaliden verdi diye bunları dışarı attım. Biri sardunya, biri de şu guduruk çiçek var ya hani, mor yaprak üzerinde, onu bilmiyorum. Ama en çok sevdiğim bu. Bakar mısın güzelliğe? Oy maşallah. Bunu da işte bir tanesinin kulağını kopardım, onu da diktim de inşallah şey yapar. Bu da tutar. Çiçeklerim de böyle bacılarım valla. Ama bak bunlar da burada büyümeye çalışıyorlar. Yoğurt kabına koydum. Bunlar da böyle burada büyümeye çalışıyorlar. Bakalım inşallah tutarlar. Şunu çok merak ediyorum. Bu nasıl olacak? Hava gene bugün yağmurlu. Bacılarım, yemeklerim de tamam. Tavuk bacağı dediydim. Onu şöyle pişirdim tavada. Önce haşladım. Sonra böyle şöyle kenarlarından kestim. Böyle kızarttım. Yanına tarhana çorbası yaptım. Yanına da şöyle pilav. Ay çok buhar oldu. Yukarıdaki sesleri duyuyor musun? Buraya da morul ayıkladım. Ama eşim derken ne götürmüş? Gösterivereceğim. Hamsi. Ama ayıklanmış. Şükür olsun, herhalde bana acıdı. Ayıklanmış hamsi getirdi bu sefer. Bak tertemiz yıkanmış da, bak şöyle göstereyim sana. Bak tertemiz yıkanmış. Neyse bu artık yarın, bu akşam tavuk var. Neyse canım, yemeklerim de tamam. Bacılarım şükür yemeğimizi yedik. Mutfağı da topladım. Vallahi çayı da koydum. İnşallah biraz dinleneceğim. Gene çok yoruldum. Belki birazdan videoyu kapatabilirim. Belki kapatamam. Artık sen kusura bakmayın bizi. Ya yarın sabah ya birazdan. Bakacağız orasına. Bacım vallahi gördüğün gibi, yani şu evin halinden, ambiyansından da anladığına göre ben videoyu yine ertesi gün sabahtan kapatıyorum. Çünkü dün yine kendimi bayağı bir yordum. Sabahtan Leslie yaptık. İşte anlattım ya sana. O Leslie beni bayağı bir yoruyor, ama inşallah hedefimi böyle adım adım, kilo kilo değil, gram gram ilerliyorum. Bakalım. Vallahi dün işte sana temizlik yaptım. İşte yemekleri falan gösterdim. Yani bayağı bir kendimi yine yordum. Ya hepimiz yoruluyoruz aslında istersen de. Ev hanımıysan, çolukluysan, çocukluysan, yani böyle yorulmamak elde değil. Rabbim sağlık versin yeter ki. Ama dün akşam da şurada işte o videonun en sonu mutfağa çektikten sonra şeye doğru uzandım, yine çekyata doğru uzandım. Boynum tutulmuş. Şu boynum var ya, şimdi böyle Robocop gibi oldum. Ne o yana dönebiliyorum ne bu yana dönebiliyorum. İnşallah geçer. Ufak oğlum bugün okula gidemedi. O biraz rahatsız, durmayalı evde. Dün o havada yine gitti sahada oynadı. Biraz da geldi burada kapıda oynadı. Ne oldu şimdi, hönk hönk öksürüyor. Neyse onu da işte şurup falan verdim. İşte kahvaltı hazırladım, onu şey yapıyor, kahvaltısını yapıyor. Abimiz gitti, babamız gitti. Hava gene dediğim gibi bayağı bir şey, adını dive, bayağı bir böyle puslu, yağmurlu. Bakalım yarın şeye gidebileceğiz. Yo, yağmur yine yağıyor. Fırtına falan var diyorlar ara ara, ama bakalım, inşallah köye gidebiliriz. Yani bilmiyorum, benim aslında hiç böyle içim rahat değil. Çünkü yani yollarda falan kalırız da Allah korusun. Yani çocuklar olmasa yanımızda sıkıntı değil, işte çocuklar varken sıkıntı olur. Bakalım artık Rabbim ne gösterecek, hayırlısı olur inşallah diyeyim. Canım benim, kendine dikkat et, hakkını helal et. Benden bugünlük bu kadar. Suratıma bak, yüzüm gözüm, ay saçım da şuna çıkmış. Yüzüm gözüm saç şiş, bugün veda ediyorum, ama dediğim gibi yani dün hakikaten yine kapatamadım. Bilmiyorum yani, akşam eşime de diyorum. Akşam böyle posam çıkıyor. Böyle ne elimi böyle kaldırıp bir şey yapasım geliyor, ne böyle yapasım geliyor derken yapamıyorum zaten.
yani. Öyle yani, yapacak bir şey yok. Böyle geçiyor günlerimiz. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Yarın inşallah yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Valla ne diyeceğimi de sapıttım. Her şeyini kapatıyorum ya. Tayfun sersemiyin. Seme gibi. Hadi görüşürüz. Bay bay.